Fenerbahçe hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor. Bir yandan maç trafiği, diğer yandan transfer harekatı, dünkü Zenit karşılaşması, İsmail Hoca'nın basın toplantısı, hepsini konuşacağız Fenerbahçe'ye dair. Hazırsa Ahmet Selim Kulu'yu bir görelim. Hem takımdan bilgiler versin, hem transfere dair anlatsın bize. Ahmet Selim Rusya'da. Evet Ahmet, nedir Fenerbahçe'deki gelişmeler? Aykut İnce, Fenerbahçe hazırlık kampını Rusya'da sürdürüyor. St. Petersburg şehrindeyiz. Burada yaklaşık bir 7 günlük, 8 günlük kamp geçirecek lacivertlerin buradaki 3. günü St. Petersburg'da. Bu akşam da saat 18'de akşam antrenmanı gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk bölümü biz basın mensuplarının görüntü alımına açık olacak. Zaten yine Aspor ekranlarında bu antrenmandan yayında yapacağız. Hem de detayları orada da paylaşacağız. Onu ilk olarak anonslamış olalım. Bunun dışında tabii Fenerbahçe dün Zenit'te ilk hazırlık maçını oynadı. 6 gün antrenman yaptıktan sonra bu maça çıktı ve doğal olarak açıkçası Zenit'in de bu 3. hazırlık maçı olduğunu düşünürsek biraz daha zorlu bir karşılaşma bekliyordu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Zenit'in çok başında doğal olarak. Ama Fenerbahçe ilk 30 dakika dışında, ilk 20 dakika dışında Zenit'le kafa kafaya bir oyun oynadı. Çok hiç abartmış olmayız. Tabii bu maçta daha çok Fenerbahçe'nin oynadığı oyun, sistem, düzen bunlardan çok aslında takımdan ayrılacak veya takımdaki durumu henüz net olmayan oyuncularla ilgili net karar verebilmek için tercih edildi. Yani burada çıkan takıma baktığımızda oyuncuların önemli bir kısmının mesela Fenerbahçe'de ilerleyen dönemlerde olmama ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Veya bazı oyuncuların kalıp kalmamasıyla ilgili İsmail Kartal'ın da bir karar verme aşamasında olduğu için bu gözlemleri yaptığını söyleyebiliriz. Bu açıdan daha önemli bir maçtı. Ki maça dair bazı notları paylaşacak olursak yani İsmail Yüksek'in özellikle İsmail Yüksek'in maçın en ön plana çıkan ismi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten ön libero'da oldukça dinamik, hızlı, çabuk karar verebilen bir yapıya sahip. Dün de maçın Fenerbahçe adına tartışmasız en iyisiydi. Bu sadece benim yorumum değil, maçı takip eden tüm gazeteciler en fikirdik ki sosyal medyaya baktığımda taraftarların da benzer düşüncede olduğunu söyleyebilirim. İsmail Kartal yönetiminde İsmail Yüksek geçen yıl Jesus'ta aslında bu takımda tutulmuştu. İsmail Kartal yönetiminde de İsmail'in düzenli ilk 11 oyuncusu olma ihtimali bir ayda yüksek. Bunun dışında Ryan Kent ilk kez forma giydi. Yani çok net bir yorum yapabileceğimiz bir karşılaşma olmadı. Yani Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçıydı. Ciddi bir uyumsuzluk söz konusu. Zaman zaman Kent iyi işler yaptı. Zaman zaman daha sıradan işler yaptı ama ortalama bir performanstı. Kent'i biraz daha izlemek gerekiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Kent'in iki ayağıyla da şut tehdidi var. Bunun da saha içinde kendisine ciddi bir avantaj yarattığını görüyoruz. Yani şut tehditini iki ayağıyla da ciddi şekilde yapabiliyor olması bu anlamda ona sahada ciddi bir avantaj sergiliyor. Dün bunu gördük. Futbolcular gerçekten beklenmedik açıdan Kent'in şutlar çıkarabildiğini gördük. Bu anlamda Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bunun dışında tabii Gustavo Henrique ile yolları ayrılacak. Biraz daha ön plana çıkarma düşüncesi var. Araa yine yollarının ayrılabileceği isimlerden bir tanesi ama bu durum değişebilir bir ihtimal. Çünkü Zayt konusunda Fenerbahçe henüz mutlu sona ulaşamadı. Zayt'la ciddi teklifler var. Bu noktada farklı bir tercih görebiliriz. Zayt'tan Fenerbahçe ile devam etmeyebilir. Öyle olursa belki Araa'nın durumu değişebilir. Öyle bir ihtimal söz konusu. Bu şekilde anlatırız. Maç sonunda İsmail Hoca ile ayaküstü kısa bir denk geldik. Ya hocanın gerçekten enerjisi ve heyecanı çok yüksek. Tabii ki bu demek değil ki yani futbol sadece bunlarla olan şeyler değil ama hoca direkt şunu söyledi. Bu sezon bizim için çok güzel olacak, göreceksin dedi. Ve bunu gerçekten çok inançlı bir şekilde söyledi. Yani tabii ki diyorum ya kadro kalitesi, antrenman, taktik bunların hepsi önemli ama önce inanmak gerekiyor. Bu inançlı İsmail Kartal'da fazlasıyla var. Onun bu enerjisi özellikle ilk başta yerli futbolculara da yansıyor. Bunu söylemekte fayda var. Yani İsmail Kartal'ın bu yüksek inançlı, heyecanlı, motive tavrı ilk başta özellikle yerli futbolculara da yansıyor. Yerli futbolcularda da bu etkiyi hissedebiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Dünden arda kalan bu notu da paylaşabilirim. Çok kısa da transfer gündeminden bahsetmek istiyorum Aykut İnce.
Şöyle ifade edeyim, Fenerbahçe'nin bir hafta içerisinde 3 transferi bitirmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin öncelikle tabii burada senin de çok ciddi yardımın, senin de çok ciddi katkında Şimanski ismini ilk olarak Rizaspor olarak Türkiye'deki spor severlere duyurduk. Bitmesini en son beklediğimiz isim o. Onun transferi biraz daha süreç alacak ama bu bir hafta içerisinde artık kulüple de son noktaların, son pürüzlerin, son pazarlıkların giderilip resmen açıklanmasını bekliyoruz. Oyuncuyla anlaşıldı. Kulüple de bir pürüz yok. Dediğim gibi artık son detaylar görüşülüyor. Bu bir hafta içerisinde onu da bekliyoruz. Umut Nayır ve Ciku konusunda da Fenerbahçe artık prosedür işlemleri tamamlıyor sevgili Aykut İnce. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün, bu akşam bile olabilir, yarın, ertesi gün, yani bir iki gün içerisinde bu iki transferin de açıklanmasını bekliyoruz. Zaten dün İsmail Hoca basın toplantısında kısa süre içerisinde aramıza katılacak arkadaşlar olmasını bekliyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu üç ismin biz bir hafta içerisinde Fenerbahçe'ye katılmasını bekliyoruz. Zaha bir paylaşım yaptı. Facebook'taki kapak fotoğrafını güncelledi. Ve burada seneye görüşürüz yazan bir ifade var. Crystal Palace stadyumunda ve o statta çocukları oynuyor. Ben zaten şunu anlatmıştım. Ailesi Crystal Palace'tan ayrılmasını istiyor. Crystal Palace çok zirveye oynayabilen hedefli bir takım değil. Bundan dolayı iyi futbolda birçok anıyı yaşamasını istiyor demiştik. Onun dışında oyuncu da kariyerini Crystal Palace'da bitirmek istiyor. Oyuncu kulüpte kalmaya daha sıcak demiştik. Henüz resmi net bir şekilde duymadık Zaha'nın kararı nedir konusunda. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki oyuncunun gözünde kulüpte kalma ihtimal düşüncesi daha ağır batıyor. Takip edeceğiz. Değişirse, bir şey duyarsak tabii ki izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu şekilde transfer gündemini özetlemiş olalım Aykut'cığım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Selim Kol Fenerbahçe'deki son gelişmeleri bizimle paylaştı. Tabii bu hazırlık maçlarıdır hocam. Yani ama burada önemli olan şey şu. Belki satılacaklar konusunda çıkan 11'le yola çıktı hoca. Bir bakıyor, gözlemliyor. Kadroda düşünmediği isimlerle başladı. Fenerbahçe'nin neler bekliyor önümüzdeki yıl hocam? İsmail Hoca'nın takımı nasıl olur sana göre? Sevgili Aykut, kısa bir dinlenme döneminden sonra ilk maça çıktılar ve Zenit'le oynuyorsunuz. Yani Fenerbahçe çok da temposu düşük bir takım değil ve maşallah uzun bir kamp döneminden geçmiş gibi bir oyun sergilediler. Şimdi İsmail'e bakıyorsun, sahanın hemen hemen en iyisi. Yani hakikaten iyi bir maç çıkardılar. Tamam, ilk maçta eksikler vardır. Hepsini bir tarafa bırakalım ama çok fazla da fizik güçlerinden çok fazla aşağılarda olan bir takım görüntüsü vermediler ki üzerlerini katacakları belli. Tabii burada kimler gider, kimler kalır, onlar artık bir sürü mevkiler. Onu hoca karar verir yani. Ama çok fazla kalabalık yer var. Mevkiler çok kalabalık. Öyle öyle. Onları mutlaka temizleyecekler. Hoca da aynı şekilde 3 kulvarda oynayacak. Yani tek kulvarda değil. Bu sezon Beşiktaş da 3 kulvarda oynayacak. Yani 3 büyük takımımız hepsi 3 kulvarda oynayacaklar. Geçen sezon bir tanesi vardı. O öyle böyle gittiniz ama şimdi hepiniz oynayacaksınız. Onun için de kadronuzu hem geniş tutmak mecburiyetindesiniz, hem hazır tutmak mecburiyetindesiniz.